Belki öyle, İşte belki Barış onu söyleyeceğim. Ben amatör mesela olabilir tarımla ama. ilgili mesela bazıları işte tavuk birliği, bazıları yumurta birliği, bazıları bilmem ne birliği. Hayatımda böyle bir birlik işine girmedim. Olmadı yani benim böyle. Ha, bir dernek üyeliğim, bir işte benim şey vardı işte. Neydi? İşte Yarış Atış Yetiştiriciler Derneği'ne bir üyeliğim var. Bir de işte federasyon başkanı şeye üye yapmış bize. Türkiye amatör sporlarına destek bilmem ne falan. Bayan amatör sporlarına destek. Onu da bilmiyorduk sonuçta. Orada oranın da başkan yardımcılığı falan vermişler bir ara bana. Bir de o vardı. Orada sonra istifa ettik. Bilmediğimiz halde bir yardımcılık vermişlerdi. Onun dışında hayatımda bir şey derneğe, partiye, birliğe üye olmadığım için görmek benim için her zaman önemlidir. Ama buradaki olay farklı tabii ki. Şimdi mevzubahis, atçılık. Ben her seferinde buradaki konuşmalarımda da atçılık nasıl gelişir, ne olur, ne biter. Onların konuştuğum için konuşan hani o birliği kuran arkadaşlar, birliği işte yönetecek arkadaşlar de bu yönde, bu minvalde olduğunu gördüğüm için yanlış bir şey içinde olmayacaklarını zaten biliyoruz. Sadece görmek ve bize düşen bir görev var olursa, bize düşen bir hani ne yapmamız gerekiyorsa bizden istenen, ona göre de arkadaşların, abilerin, arkadaşların, kardeşlerin artık ne derseniz yanlarında olmaktır. Başka şey yoktur. Eyvallah. Ya burada aslında bu birliğin sağlaması gereken şey şu abiler. Dernekler üyelerinin o derneğe aidiyet hissettikleri, bir çatının altında olmayı arzu edecekleri yapılar haline gelmesi gerekir ki o derneğin gerçekten ya da o birliğin gerçekten herkes tarafından kabul edilebilir, herkes tarafından elini taşın altına sokar, bütün üyeleri tarafından bir kurum haline gelmesi gerekir. Şimdi biz ne yapmaya çalıştığımızı ben dürüstçe söylerim. Halen ne yapmaya çalıştığımızı çok net oturup kavramış değilim. 2 gün önceki konuşmada da söyledim. Birçok yazışma var, birçok konuşma var. Orhan abi 2 gündür grubu sessize aldı. Oradaki yazışmaları bile takip edecek vaktim yok. Ama ben yarın gerçekten o gelen herkese tek tek konuşmayı bile düşünüyorum. Yani bir yere getirebileceksek bu işe girelim. Gerçekten üyelerinin aidiyet hissedebileceği, evet ben de burada olmak zorundayım diyeyse, yani sadece aidat ödeyeyim, oraya işte şeyim olsun değil. Yani mesleki sektörel bir dernek olmaktan öte bütün o çözümleri üretebilecek, gerçekten bunun için çaba gösterebilecek insanların yöneticiliğini yaptığı bir birlik olursa ben de o şeyi elimin taşın altına ben de sokmayı çok istiyorum. Ama baktığım zaman heyecanı bunu gösteriyor açıkçası. Yani bu ümit verici bir şey. Dediğim gibi bir tarafta hakikaten sadece aidatını ödediğimiz, hatta seçim zamanı bizim aidatımız başkalarının ödediği bir yerin karşısında bu kadar heyecanlı bir ekibin bir şey topluluğun olması beni de ümitlendiriyor. Ama dediğim gibi hani ben de henüz ne olup ne biteceğini bilmiyorum. Çok büyük konuşmaya gerek yok. Ümidimiz sadece atçı yararına, yetiştirici yararına bir şey yapabilmek. Ne Barış, gerekiyorsa benim tarafımda da yapmak isterim. Harun abinin de senin söylediğin de çok doğru. Bazıları dile getiriyor, bazıları dile getiremiyor ama 2 gün önce sen de söyledin. Herhangi bir fikrim yok dedin. Doğru, bunda bizim payımız da var. Yani işte o açılan gruptan, yani bizim derken açılan gruptan bahsediyorum. Bunu iyi dile getirememiş olabiliriz. O yüzden yarın konuşmalar kayıt altına alınacak. Şimdi Fatih, ben Tahminimce. çok kısa bir şey söyleyeceğim. Mesela orada ben ilk başta şey demiştim, hani bir tanışma mı olacak ya da şey mi olacak diye. Çünkü hani ben sonuçta çok şeyi tanımıyorum, görmedim. Gördüklerim de var, insanlarla konuştuklarım da var, eyvallah. Ama hani mesela Orhan Bey üzerine söyleyeyim. Ben mesela yoldan geçse Orhan Bey'i, mesela sesinden tanıyorum ama tip olarak kimdir, nedir, yani bilmiyorum sonuçta. Kendisine de söyledim ben Yarın bunu. tanışacağız. Harun Bey, yarın tanışacağız abi inşallah. Tanışalım dedim. Tamam, böyle bir organizasyon var. İnşallah Allah kaza bela hiçbir şey vermezse orada bulunacağız tabii ki. Bir açıların yanında olarak. Bu bir. İki, ben açıkçası şöyle söyleyeyim. O WhatsApp grubuna beni
de dahil ettiler. Teşekkürler, teveccüh gösterdiler. Sonuçta bir sürü atçılar da orada. Ama öyle bir kakofoni olmuştu ki orada. Zıng 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 mesaj geliyordu. Ben direkt sessiz aldım, hiçbir şey okumadım. Aynen abi. Girdiğimden sonra da bir daha da yazmadım bir şey. Sadece tarihi, saati öğrendim. O kadar. Bunu da söylüyorum çünkü yani çok bir kargaşa olmuştu. Yani atı ölenleri koyanlar var, bilmem ne var, bir şeyler var. Bir ara inanılmaz böyle mesajlar, hatta artık sesli almak zorunda kaldım. Çünkü iş yapıyorum, zıng 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 mesaj geliyor, tamam mı? Harun abi ben artık dayanamadım. İnisiyatif aldım. Baktım Orhan abi beni de yönetici yapmış. Yani hayatımda normalde de çok yapmam böyle sinirlenip de bir iş. Sinirle girdim. Sadece yöneticiler mesaj atabilir şeklinde değiştirdim. Yani ben dayanamadım bir süre sonra. Sonra da arkadaşlar sağ olsun herkes bunu bekliyormuş yani. Bu da eleştirilerden biri. O da doğrudur. İnsanların söylediği, özellikle de söylediği şeyler. Keşke ilk gün sessize alınsaydı diye. İşte görüyoruz hatalarımızı. Söylemeye de çekinmeyin. Ama şuna eminim ben. Niyette, hedefte, planda kesinlikle iyiye doğru yöneliyor. Bu da gözlemlediğim. Tabii niyet şey. Halis, akıbette halis olur inşallah. Halis derken Halis Karataş'tan bahsetmiyoruz tabii ki. Yani olumlu anlamda söylüyoruz. Yani inşallah sonu hayırlı olur. Yani ne olursa olsun Harun abi, iyi niyetli bir oluşum gibi duruyor. Tabii kesinlikle art niyet yok, bir şey yok. Ama sadece kakofoni olmama adına yarın yapacağınız organizasyonda da şöyle söyleyeyim, yarın yapılacak organizasyonda yine yani konuşmacı olarak 3-5 ya da yani 10 kişi bir sınır belirlesiniz. Çünkü herkes orada fikir veya bir şey belirtirse yine o sabaha kadar bitmez yani orası. Olmayacak abi, ben emin olabilirsiniz. Ya nasıl bir şey olacak onu da merak kakafoni ediyorum. Olmayacak. Burada söyleyecek misiniz yani ne olacağını, yoksa olmayacak. Orada mı herkes görecek? Efendim abi? Burada nasıl bir şey olacağını söyleyecek misiniz, yoksa herkes orada mı görecek? Orhan abi sazı alayım mı? İnisiyatif veriyor musun? Teşekkürler. Abi 3 ya da 5 kişi her kimse orada kimin konuşacağını sırayla karar verecek. Biliyorsunuz ki satış yerinde yapılacak. Satış da İrlanda'daki gibi satışlar olmadığı için buradaki boşluk şu. Hani konuşma durumunda bazı durumlarda dinleyen kişi de cevap verebileceği için hani Türk tipi satış oldu ya, Türk tipi kongre olabilir. Ama şuna emin olabilirsiniz, kakofoni olmayacak. Bu konuda hemfikiriz yani. Hiçbir şekilde olmayacak. Çünkü bu insanları mutsuz eder ve en önemlisi şimdi mesela %80-90'ı diyor ki ben bir şey anlamadım. Şimdi biz bir şeyleri anlatabilmek için sen, ben oraya gidiyoruz, zaman ayırıyoruz. Orhan abi Kocaeli'den geliyor, Eskişehir'den geliyorlar, Ankara'dan geliyorlar. O insanlar zaman ayırıp oraya geliyorsa bunu tam olarak idrak edebilmesi lazım. Gerekirse bunu sabote etmek isteyen kişiler de olacak. Bunu da baştan söyleyelim. Yani grupla ilişkilendirilmesin, kişilerle ilişkilendirilmesin, oluşumla ilişkilendirilmesin. Bunlar zamanla düzelecek ve kakofoni yarın neden olmayacak? Çünkü insanlar bunu öğrenmek için geliyor. Bunu öğrenmek için geldiği için özellikle kamerayı da ayarladık. Gelemeyenler de YouTube'dan, Twitter'dan, oradan buradan mutlaka oradaki tamamen başından sonuna kadar izleyebilecek ne konuşulduğunu. Konuşmalar düzensiz olmayacak. Yani oradan çıkıp da adam ya işte benim atım şurada öldü, şu oldu, bu oldu demeye başlarsa amacımızdan saparız. Biz amacımızı, planımızı, programımızı birleştirici bir dille sunmak zorundayız. Tercih değil. Zorundayız yani. Doğru mu Orhan abi? Abi sen haklısın Fatih'cim. Konuşan her kardeşimiz haklı. Ali Kaya'nın geldiği yarım saat oldu. Onu araya da unuttun. Soner Bey'e öncelik verdin. Yanlışlıkla, bilerek değil bu. Ali Bey konuşmak istiyor bence Fatih. Abi Ali Kaya'nın odası burası. Yani lütfen ben, izin almasın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kim konuştu abi demin? Semih abi konuşuyor. Ha, buyurun Semih Bey. Mikrofonunuz kapalı Semih Bey. Şunu bir açayım. Evet, açıldı mı? Evet. Duyuyor. Şimdi izliyorum, takip ediyorum. Büyük bir heyecan var. Tabii mutlaka
bu heyecanı yarattınız aslında önemli bir konu. Yalnız küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum size. Yani aranızda hiç avukat arkadaşımız var mı? Var. Var. Saygın Bedir Gider. Ha, tamam. Kendisini de tanırım zaten. Yani şimdi bu birliklerin kurulmasıyla ilgili bir takım şeyler var. Ben internetten birazcık baktım. Hatta benim eşim de avukat. Dedim hadi sen kendi lisan-ı münasibinden bir incele. Şimdi yarın bu toplantıya inşallah bir sıkıntı olmazsa ben de katılacağım. Yani şimdi bir birlik olması evet oldukça şık görünüyor. Ama birlik kurarken acaba kurabiliyor muyuz? Bir de onun Bedri'ye söyleyin de yani onunla ilgili orada bir gol yemeyelim bari. Yani kuruluşla ilgili tamam heyecanlandık hadi birliği kurarız bilmem ne hadi kurduk. Fakat hukuki olarak şayet önümüze bir şey çıkarsa bu sefer bütün paydaşlarımız demoralize olur. Onun için aklıma düşmüşken bunu hatırlatayım dedim. Bir de şimdi bu akşam kendime biraz notlar alacağım. Ben de bir arabatı yetiştiricisiyim. Yani 10 tane kısrakla şey yapmaya çalışıyorum. Yani sınırlamaya çalışıyorum kendi çiftliğimi. Yani onunla ilgili hani böyle bir birliğimiz olursa hepimizin olduğu gibi yani benim sıkıntım muhtemelen bütün yetiştiricilerin sıkıntısıdır. Onunla ilgili sıkıntılarımı alt alta yazacağım. Yani artık oradaki sizlere veririm. Yani bundan sonra da hani en azından bir nebze yol haritanıza yardımcı olabilirsem ne mutlu bana. Yani bunları böyle düşündüğüm için size dedim arayayım. Belki düşünmemiş yani düşünmüşsünüzdür evet. De ama bir şey olarak hatırlatayım istedim sizden. Evet, teşekkürler. Bu da çok önemli bir konu. Çok sağ olun. Ben müsaade ederseniz cevap vereyim. Şimdi bu birlik kurmak konusu çok uzun bir yol. Öyle bugünden yarına olacak bir şey değil. Bunu özellikle başta saygın olmak üzere çoğu arkadaşımız biliyor. Ama bir adım atmamız gerekiyor. Ve bu adımı da Orhan Bey'in sayesinde atmış olduk. Sonuna kadar direneceğiz, gideceğiz, görüşeceğiz, yapmaya çalışacağız. Bunu Orhan Bey'in yapmak istemesindeki sebep de açlığa fayda gelsin diye. Umarım sonuca ulaşırız. Evet, Ali Kaya sesimiz geliyor mu? Ala. Geliyor ben abiler konuşurken araya girmek istemedim. Selam aleyküm herkese. Hayırlı akşamlar. Aleyküm selam. Seni yani, dinleyelim abi. Şimdi abilerimiz çok güzel konuşuyor. Çok şöyle bir durum var. Mesela her doğum sancılı olur. İlla ki bu süreçte aksaklıklar yaşayacağız. Aykırı sesler çıkacak. Bizim yanımızda olan insanlar olacak. Bir kere biz bu yola çıkarken zaten direkt hemen hadi kuralım hadi bitti bu biz bunu kurduk ya da bu birliği yaptık ya da şu adımları atıyoruz diye bir gayeyle o yola çıkmıyoruz. Biz ihtiyaç duyduğumuz yani böyle bir birliğe ihtiyaç olduğunu düşündüğümüz için böyle bir yola çıktık. Yani Orhan abiyle yaptığımız istişareler de bu yöndeydi yani Saygın abiyle yaptığımız istişareler. Ki dolayısıyla WhatsApp grubuna eklenen herkes oradaki müthiş heyecanı ve müthiş gerekliliği gördü. Yani oradaki insanlar herkes benim gördüğüm tabii bir kıvılcım bekliyormuş yani çığ gibi destek geldi. Hepiniz şahit oldunuz buna ki eminim bu daha da iyi olacak. Burada tabii dediğim gibi yani sancılı olur her süreç. İllaki aksaklıklar olacak. İllaki bize içimizde bize destek olanlar olacak ama bunun tabii muhalefeti de olacak. Ama ortak gayemiz at olduğu için, yarış atı olduğu için ve hep bizi birleştiren at olduğu için bu birliğin hiçbir şekilde eksi tarafı olmayacaktır. Çünkü burada ana gaye amaç Türk atçılığı, Türk yetiştiriciliği. Yani bizim yetiştiriciler olarak böyle bir birliğe ihtiyacımız olduğunu gördük. Zaten WhatsApp grubunda da onu WhatsApp grubuna eklenen herkes onu hissetti. Biz bu yola çıkarken kulağımızı ben kendi şansım olarak ben aykırı seslere kapatıyorum. Kim ne dediği benim için hiç önemli değil muhalefet olarak. Tabii ki eleştirilere açız
Ama ben muhalefeti kabul etmiyorum. Yani atı olan adam, bu bir atı olan, atla ilgilisi olan kişi bu birliğe karşı çıkacağını veya bu birlik için muhalefet yapacağını düşünmüyorum. Ama muhalefet yapan da benim için geçersizdir. Yani ben umursamam. Eleştiri olur. Eleştiri iyi yönde olur. Eleştiri her iş için gereklidir. Eleştiri olduğu zaman biz de daha iyisini yaparız. Daha iyi yol alırız. Biz bu maksatla bu yola çıktık. Yani bizim atçılarımız, yarış atı yetiştiriciliği bu ülkede büyük bir endüstri. Bu endüstrinin paydaşlarını da bir araya toplamak lazım ki sesimizi duyurabilelim, derdimizi anlatabileceğimiz bir çatı olsun. Yani bizim Yarış Atı Sahipleri Derneğimiz var ama Yarış Atı Yetiştiriciler Birliği'nin kendi bir birliği olup veya bir derneği olması bir ihtiyaç. Biz de bu doğrultuda yola çıktık. Ben eminim ki biz bu konuda da çok muvaffak olacağız. Yani dediğim gibi yine illa aykırı sesler olacak. Her şey kurulurken, herhangi bir birlik veya dernek kurulurken kolay süreçler değil bunlar. Bu konuda da ben bütün atçıların çok büyük destek vereceğine eminim. Çünkü ben iki gündür inanılmaz telefonlar alıyorum, inanılmaz destekler var. Çok fikir beyan etmek isteyenler var ama daha şimdi biz fikirleri değil de nasıl yol alacağımızı, nasıl pozisyon alacağımızı, neler yapacağımızı bunları konuşacağız yani. Yani biz şimdi ben yarın Bursa'dan geleceğim. Şehirlerden gelen insanlar var ve bu gelen insanlar da bu birliğe ihtiyaç olduğuna inanan insanlar gelecek. Yani eminim ben buna. Çok güzel bir oluşum oluyor. Çok güzel bir heyecan var şu an bütün atçılarımızda. Ben de dahil. Allah'ın izniyle biz bu işin altından kalkarız ve çok güzel de bir örgütlenme olur. Ben bu konuda bu işi kılcımını açan Avruhan abiye de yine hepinizin nezdinde teşekkür ediyorum. Yarın tabii hepimiz toplanacağız, orada tanışacağız yine arkadaşlar, yine dostlar. Bakalım, Allah yardımcımız olsun. Sağ ol abi. Şeyi de hatırlatayım lütfen, yarın gelecekler, bunu özellikle bildiriyorum. Yarın gelecek insanlar ya da yarın gelemeyen insanlara da söyleyeyim. Yarın gelecekleri zaten yüzde söyleyecektim ben bunu. Lütfen, lütfen derneğe de üye olalım. Yani büyük dernek, işte İngiliz derneği, Arap derneği, bu derneklere de üye olalım. Şikayetlerimizi o derneklerle alakalı, şikayetlerimizi de üye olduğumuz kuruluşlarla konuşalım. Şimdi mesela insanlarla konuşuyoruz. Diyor ki ben derneğe üye değilim. Neden değilsin abi? Yani biz sektörün paydaşı değil miyiz? Ya bir şeyleri değiştirmek istiyoruz ama onun bir parçası olmuyoruz. Kendimizi dışarı tutuyoruz. Ya unutmuşum vesaire falan. Bunların içinde ben de varım. Sabah gideceğim, büyük derneğe üye olacağım. Yani kendimden başlıyorum olaya. Lütfen derneklere üye olalım arkadaşlar. Bu önemli bence. Bunun altını çiziyorum. Evet Onur abi, sendeyiz. Onur abi burada mısın? Onur abi burada değil. Söz almak isteyen, konuşmak isteyen konuşabilir abi. Yok Fatih'cim, ben buradayım, dinliyorum. Abi senin de fikirlerini alalım. Valla ya Fatih, sana işte daha önce de söylemiştim ben. Tabii çok önemsiyorum bu oluşumu. Ama hani Barış'ın biraz önce söylediği gibi hani ne olacak, ne bitecek, ne konuşulacak, ne açıklanacak. İşte en ufak bir fikrim yok, bilgim yok. Ben de merakla bekliyorum, takip ediyorum. Yarın katılamayacağım maalesef. Yani daha önceden bir seyahat vardı. Anlaştığımız şekilde bir programımız vardı. Yani bu süreç biraz çok hızlı ilerledi ama. Hani belki bunun hayırlı, güzel tarafı mutlaka vardır. Yani belki böyle olması doğrudur, hayırlıdır. O konuda bir şey diyemeyeceğim ama. Acaba şöyle diyorum. Yani bu mesela bir çok güzel bir oluşum bir başlatıldı. Acaba böyle bir çekirdek kadro oluşturulup bunlar böyle bir altyapıyı hazırlasalardı, belli bir yere kadar bunu şekillendirdikten sonra işte gerekli dokümanlar olabilir, altyapı olabilir, işte kimlerin işte nasıl ne görevler üstleneceği olabilir gibi gibi şeyler. Ondan sonra hani camiamıza duyurup, insanlara duyurup yani böyle daha şey olabilirdi gibi düşünüyorum. Ama hani bu şu anki yapılmak istenen şeyi hani olur veya olmaz babında değil. Acaba ben hani biraz böyle hızlı mı hareket edildi? Çünkü salı günü bu açıklandı ilk. Cumartesi günü hemen ilk toplantı yapıldı. Yani o açıdan hani grupla ilgili kargaşayı ben zaten ilk gün söylemiştim.
Grupta insanlar WhatsApp grubunda biraz yazı yazmaya kendilerini mecbur hissettiler. Çünkü orada olduklarını göstermek zorunda gibi hissedildi. Yani bakın ben de buradayım, hani ismim şu gibi o şekilde bir zorunlumuş gibi hissetti insanlar. Ben de açıkçası hani ondan biraz şey oldum. Yani ben dinleyip görmek istiyordum ama ondan sonra baktım çok iş çığırından çıktı. Tabii sessize aldım ben de herkes gibi. Yani durum bu Fatih'cim. Benim fikrim biraz hızlı ilerlediği yönünde ama hayır olsun inşallah. Onur %100 haklı bu arada. Yani oturup yani bu kadar hızlı bir oluşumun bir anda oluşup gündeme gelmesi, toplantılara randevular verilmesi gerçekten hem hızlı hem amatör ruhlu ama gelecek vaat eden bir şey bir yandan da. Dolayısıyla şey yarınki artık toplantımın kongremi ne derseniz deyin. Bütün hatalarıyla bence hatalarının görmezden gelinmesi gerektiği ama ikinci toplantıda da hata kabul edilmeyecek bir toplantı planlanması gerektiği yönündeyim. O az önce söylediğin Onur, o çekirdek kadroların oluşması, kimin ne iş yapabileceği, derneğin, birliğin amacı, misyonu, vizyonu, bunların hepsinin belirlendi. Ben bunların şu an tam olarak belirlendiğinden emin değilim açıkçası. Çünkü dediğin gibi çok hızlı oldu ve mümkün değil. Ama bazen böyle hızlı olan oluşumların da hızlıca büyüyebildiğini biliyoruz, görüyoruz. Umarım onlardan biri olur. Umarım bir anda böyle hızlıca da dağılan bir şey, konu haline gelmez. Ya bir ama de şey ya... Barış'cığım hani mesela şey mesela Orhan şey söylemişti hani ben kağıttan okumayacağım işte kalbimden geçenleri söyleyeceğim. Evet abi tabii ki kalbinden geçenleri söyleyecek çünkü kalbi dilinde olan bir insan, dobra bir adam, içindekini tutmayan bir insan. Ama o iş öyle bir iş değil bence. Bence yanlış söylüyor yani kağıttan okuyacak abi, anlatabildim mi? Çünkü bu iş hani profesyonel bir iş bence yani. Sonuçta bu makamlar, bu birlikler bir camiayı işte yetiştiricileri temsil görevi üstlendiği için belli yerlere gidecekler, bir görüşmeler yapacaklar. Yani her yerde bu şey geçerli olmayabilir. Anlatabildim mi? Bu doğruluk. Onur. Bak aynı yerde. O söze girebilir miyim? Abi Onur, çok var. Ali bir kelime bir cümle söyleyeceğim, hemen sana bırakacağım abi. Buyur. Çok çok doğru yerdesin. Burada Orhan abinin kalpten spontan böyle girmesini şey yani bir yandan da profesyonellik isteyen bir şey bu yani yönetim olarak öyle bir şey lazım ama bugüne kadar ne gördük abi, kalpten kağıda dökülen bir şeyin okumadığını da gördük. Yarınki belki bodozlama olacak ama bir sonrakini ben eminim yani kalpten kağıda dökülenin profesyonelce okunacağı bir yapı haline gelecektir yani ben ona inanıyorum. Bence yarınkini tanışma olarak bir aklımıza yerleştirirsek sonra da orada fikirlerimizi ortaya koyup sonrasında tabii daha derli toplu bir şey ortaya çıkar. Ama yarınkini böyle çok fazla beklenti olmadan bir tanışma olarak da kabul edebilirsek daha doğru olur hepimiz için. Abi Ali Kaya bir şey diyecekti demin. Şimdi şöyle bir durum var. Şimdi Onur'la Barış'a ben şöyle bir cevap vereyim. Yani cevap derken onları eleştirme konusunda değil. Evet çok hızlı gelişen bir olay ama çok zaruri ve ihtiyaç duyulan bir oluşum. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bizim bu yarınki toplantımız bir genel kurul değil, bir dernek açılışı değil, herhangi bir şey değil. Yani Onur mesela keşke gelebilseydi. Gelip orada kendi fikrini beyan edip böyle olması, ben de bu yönetimin şurasında olmak istiyorum, bu ayağında olmak istiyorum. Bizim yarın yapacağımız toplantı değil, tanışma, nasıl pozisyon alacağımız, neler yapabileceğimiz, ne yapmalıyız? Biz birbirimize bu soruları soracağız. Onun dışında bizim yani tabii ki bir altyapı var ama insanın kalbinden gelmeni de söylemeyip orada şey gibi siyasiler gibi günü geçiştirmek için kacamaklar yapıp ya da herhangi bir somut olmayan şeyleri kağıda yazıp böyle böyle yapacağız deyip çıkmak da ayrı bir şey. Biz burada gönüllü olarak bu işe hiçbir kimsenin burada bir kar gütme ya da bir dernek kurup ya da herhangi bir pozisyon alayım ya da böyle bir yönetimde olayım ben görünmek için olan hiç kimse yok. WhatsApp grubuna gelince onun dediği gibi çok kargaşalar oldu falan gibi ama orada olmak istemeyenlerin hepsi zaten gruptan çıktı. Biz insanları davet ettik. Bizimle beraber gelmeyenler zaten çıktı. Yani kimseye orada silah zoruyla ya da bir mecburiyette duran yok.
Biz bu birliğe ihtiyaç olduğunu inandığımız için biz bu birliği kurduk. Yani şimdi ben kardeşime ekliyorum örneği. Kardeşim bir saat sonra çıkıyor. Ben olmak istemiyorum diyor. Bitti. Yani neden çıktın ya da niçin çıktın? İnsana bir, o insanlara orada bir zoraki ya da bir baskı falan yok. Bizim öyle bir gayemiz de yok zaten. Bizimle yüreğiyle bizimle devam etmek istemeyen formalitede orada gözükmesinde bir anlamı yok. Bizim yarın yapacağımız şey bir büyük bir resmi bir görüşme değil, büyük bir kongre değil. Biz yarın Ali'cim, ne yapabiliriz? Ali bir saniye. Ne yapacağız? Bir saniye ben araya girebilir miyim? Buyur. Şimdi Ali'cim bak insanlar ilk başta bazı şeyleri gözlemlemek isteyebilirler. Anlatabildim mi? Bakın buna çok saygım var. Ben bak şimdi şey insan bir gözlemler. Bak, Harun abi ne diyor mesela? Harun şimdi, abi ne dedi? Ben dedi gelip görmek istiyorum. Baştan, şimdi bak insanlar eyvallah. Yani şey yapabilir. Şimdi herkesin bir ya, şeye... Şunu da belirteyim ben sana Onurcuğum. Bir dipnot olarak söyleyeyim. Bizim bu birliği kurmamız herhangi bir derneğe ya da herhangi bir oluşuma karşı kurulan bir dernek değil. Tepki de değil. Anlatabiliyor ya muyum? Tabii ki tepki değil. Yani bir şey bugün bir telefon aldım onu sana söyleyeyim. Ya bizim zaten derneğimiz yok mu? Niçin bu dernek kuruluyor? Ne gerek var gibi bir cümle duydum. Ben çok kızdım da tepki de verdim. Yani biz bunu herhangi bir derneğe karşı bir rakip ya da herhangi bir şeyden dolayı değil. Bizim yarışadığı yetiştiricilerinin bir birliğe ihtiyacı olduğuna inandığımız için biz bu yola çıktık. Şimdi Ali dernek bak. Dernek değil birlik evet. Bu birlikle alakalı. Şimdi kafasında işte soru işareti olanlar olabilir, bekleyip görmek isteyenler olabilir. Tabii burada ki olabilir, tabii burada ki bak olabilir. Camia bu birliği birliğin temsil edeceği insanlar zamanla bu oluşumu işte konuşmaları, yazışmaları, bildirileri, duyuruları okudukça ikna olabilir, inanabilir, güvence artabilir. Anlatabildim mi? Ama ben de onu hani, demek istiyorum. Yani şimdi bak bu... şöyle bir şey var. Hani sen bak mesela sen de bence orada şu hatalı konuşuyorsun. Bak şöyle. Şimdi zaten oradan çıkan insanlar hani burada olmak istemeyen insanlar veya devam etmeyecek insanlar. Hayır abi. Şimdi anlatabildim. Oradaki insanlar belki birkaç yazışma sonra onlar da devam edecekler. Onlar da ikna olacaklar. Ya eyvallah ben ama onu demek istiyorum. Çok hızlı. Bak, sizin, çok hızlı gelişiyor. Evet olabilir ama spontane gelişen her şey güzeldir. Ve biz buna ihtiyaç duyduğuna inandığımız için yani buna bir ihtiyaç var. Türkiye'de yarış atı yetiştirici bir endüstri. Bunun bir birliğinin olmasına inandığımız için biz bu adımı atıyoruz. Yani belki de yarın gelip orada çoğu kişi eleştirilecek. Hayır böyle bir şeye ihtiyaç yoktu diyecek. Abi adımla alakalı bir durum söz konusu değil Ali abi. Yani adımla alakalı kimsenin... Evet Aslan abi. Şimdi o grup oluşturduğunda bana da yazıldı. Mesela ben grubu tasvip ya da onaylamadığım için değil. Sadece biliyorsun ben kuruluşlarda bulunmak istemedim. Bir de ağır yoğunluklardan dolayı anlatabildim mi? İşte gruplarda yazılıyor yazılmıyor. Ondan dolayı mesela ayrıldım. Örnek vereyim ben. Ama bence böyle bir şeye ihtiyaç var mıydı yok muydu tartışmasından ziyade. Böyle bir yola çıkıldı. Bunlara destek olmak lazım. İyi şeyler yapmaları için de İlla ki onun içerisinde olmamıza gerek yok. Ben şimdi mesela söyleyeyim. Ali de orada. İşte herhalde Saygın abi başında anladığım kadarıyla. Başka kimler var bilmiyorum. Ama ben her zaman söyleyeyim. Ne zaman ihtiyaç olursa bu bölgede Adana'da ya da efendime söyleyeyim yapılacak bir şey olursa maddi manevi ben yanlarındayım. Kimseye de hesap vermeye de ihtiyacı yok. Hızlı oldu, çabuk oldu. Onay almasına da gerek yok. Yapsınlar abi. Oluşum içerisinde yoldayken de ne diyorlar abi? Kervan yolda düzülür. Eğer bir eksik bir şeyler varsa yol içerisinde de değişiklikler yapılır. Daha iyi yere oturur. Zaten bunun konuşmasını burada 1,5 senedir yapıyorduk. Şu ihtiyaç var, şöyle vardı. Hiçbir zaman eyleme geçmiyordu. Bu vesileyle eyleme geçti. Ben çok takdir ediyorum. Kendi adıma da ben her türlü bu oluşuma destek vereceğimi açıklıyorum. Yani söylüyorum kendi namıma. Eleştirmek yerine yani bu kadar şey var. Onlar eksik yapıyorsa bu da olsun. Diyorsun ki buna rakip olacağım ya da olmayacağım. Ol kardeşim. İyilikte rakip ol. Artı anlamda rakip ol. Ne zarar var? Eğer yani köstek olmadıktan sonra iyi anlamda rakip olmanın da hiçbir şey yok. Zarar yok. Allah yolunuzu açık etsin. Dediğim gibi istediğiniz gibi de şey yapın, dizayn edin. Devam edin. İhtiyaç varsa çıkmıştır. Sonuçta herkes açıdır burada. Kimseye de
şey yapmanıza gerek yok yani. Böyle bir savunma moduna geçmeniz, sanki bir kabahat işlemiş gibi konuşmanıza da gerek yok yani. Ben onu söyleyeyim. Abi yani diyen de cevap veren de kötü niyetli değil. O yüzden bir sıkıntı yok. Yani, savunma modu da yok yani. Ben onu olabilir abi yani. Farklı fikirlerimiz olabilir. Zaten bizi diğerlerinden ayırt eden de o yani. Biz bizi eleştirdi diye disiplin kuruluna vermeyeceğiz. Yani biliyorsun olayları. Yani biraz fark yaratmamız lazım bence. Yani bu iyi oluşum. Olur, iyi olur. Ya, Fatih farklı, aynı noktada. Bir şey farklı da olur yani. Ben söyleyeyim, olması iyi oldu. İleride daha iyi şeyler de olur yani. Bazı Aslan şeyler abi, eksik yapılıyor. Lafını böleceğim, kusura bakma. Şimdi burada herkes iyi niyetiyle destek olacağını söylüyor. Ben kendi adıma söyleyeyim. Yani mesela Orhan abi, bunu affına sığınıyorum. Fatih, affına sığınayım yani. Eğer yapacağımız oluşumda ben ezber bozan bir yapı olmadığını görürsem, ben de bu işin içinde olmam. Olacaksa hepimiz gerçekten çok farklı bir şey yapacağımıza inandığımız yerde olmamız lazım ki bizim bu mevcut durumlardaki şeyler, yapılardan farklı çözüm önerileri sunmamız lazım. Barış, yani. değişik arkadaşlar var. Ben de çok farklı işler bekliyorum, sana söyleyeyim. Yani burada kişilerin değil, bence kararların etkilediği bir yönetim ve bir şey anlayışı açtınız. Ben umutluyum, açık söyleyeyim size. İnşallah, gerçekten inşallah. Şey yapacaksınız yani. Hiç bence yolda yürümek. Yani Aslan abi, burada herkese mesela Harun abi de diyor, sana da diyoruz, desteklerinizi bekliyoruz diyoruz ama yani gerçekten yönetim, yani bu yönetimde kim olur olmaz hiçbir fikrim yok. Olan yönetimin gerçekten çok farklı şeyler ortaya sunduğu noktada desteğinizi verin. Zaten sunamıyorsa vermeye gerek yok. Ben dahil vermem zaten yani. Bak Barış, öyle değil. Hata da yapacaksınız. Bak, hata insan içindir. Hata da yapacaksınız, yanlış da yapacaksınız. Bunlar normal olan şeylerdir. Önemli olan şeydir. Her şeyde budur. Yani ortaklıkta da, birlikte de, dernekte de en önemli faktör şudur. Hainlik olmayacak. Hainlik olmadıktan sonra her şey yapılır. Hain olmayacaksın. İşten pazarlıklı olmayacaksın. İyi niyetli olacaksın. Ama hata yapmaktan da korkmayın. Eksik yapmaktan da korkmayın. Düzeltilir. Her eksik düzeltilmiş şu ana kadar. Eray abi söz istiyor da. Şimdi. Abi Eray abi, sana söz hakkı vereceğim de abi. Volkan abiye çok ayıp oldu. Bir saattir burada. Mesaj da atmış, yeni gördüm. Volkan abi buyur abi. Teşekkür ederim Fatih. Herkese iyi akşamlar. Ben söze başlamadan önce herkese geçmiş olsun diyorum. Yaşadığımız bu depremden dolayı yakınlarını kaybedenler varsa başsağlığı diliyorum. Konuşmalar gayet güzel, hareket, aksiyon gayet güzel ama ben de bir noktada Onur gibi düşünüyorum. Onur değil, Vaz gibi. Aramızda müteahhit abilerimiz, kardeşlerimiz de var. Şimdi bir binanın statiği ne kadar kuvvetli olursa ayakta kalması bana göre o kadar düzgün olur. Az evvel zannediyorum Şevket Bey bahsetti. Aramızda avukat var mı diye, bunların, bu tarz birliklerin nasıl kurulduğuyla alakalı bilgiler var mı diye. Ben nispeten kendi bildiğimce anlatayım. Birlikler ve birlik tüzükleri mahalli idarelerin meclislerindeki tam yoğunluğun 3/2'si sağlandığı zaman oluyor ve İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla oluyor. Dolayısıyla bir dernek gibi dernekler masasına gidip 3-5 evrak verip bir birlik kuramıyorsunuz. Birliğin derneklerden çok çok daha fazla statüleri bulunmakta, çok daha fazla evrak işleri ve kuruluş aşamaları bulunmakta. Hal böyleyken Onur Dilbaz'a ve Şevket Bey'e, yanlış hatırlamıyorsam onlar böyle konuştular. Tamamen katılıyorum. Yarınki toplantı olabilir mi? Evet, olabilir ama ben de şu taraftayım açıkçası Fatih. Hani bir tüzel kimliğimizi aldıktan sonra karşıdaki konuşacağımız insanların önüne tüzel kişiliğimizle çıkmış olmak Orhan Bey'in söylediği gibi çok amatör ruhla, çünkü başarıların hepsi amatör ruhla geliyor. Orhan Bey'e de katılıyorum, Orhan Kibar'a. Evet, kağıda yazmadan yüreğimle konuşacağım dedi. Çok güzel. Ama karşı tarafın bize vereceği reaksiyon çok önemli. Bu reaksiyonu ve alacağımız tepkileri bir nebze, bir level daha yukarı alabilmek adına ben de şahsen
biraz hızlı yürüdüğü tarafındayım. İnşallah yarınki görüşme hepimiz için ortak müştereklerde bulunulacak ve menfaatlerimiz doğrultusunda olacaktır. Ama dediğim gibi biraz daha sanki step step gitmemiz gerekiyor gibi geldi bana. Fakat genel aurasına baktığımız zaman bana göre son derece çıkış noktası, hedefleri, gidilecek yol bana göre de çok güzel, mantıklı ve heyecanlı geliyor. Benim tek endişem tüzel kimliğimizi almadan, yani bu birlik vasfının oluşmadan, bir resmi bir kimliğimizi almadan gidebileceğimiz noktada karşımıza çıkabilecek veya bizi kale alabilecekleri tabiri caizse sanki bir tık daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Ama onun haricinde WhatsApp grubunda da sizlerle beraberim. Gönlem, kalben de sizlerle beraberim. Bütün abilerimle, arkadaşlarımla beraberim. At sahipleri ve yetiştiricilerle. Sonuna kadar da desteğimi sunuyorum ama ben de bir noktada Onur Dilvaz'a yakın düşünüyorum açıkçası. Sanki biraz daha ağırdan alsak, daha inceleyip sık dokusak, hataları ve kaçakları iyice tıkasak ve hiçbir şekilde karşımızdaki muhataba bizi geri çevirebileceği ya da bizi görmezden gelebileceği ya da bize kale almayacak bir tavır sergileyeceği ihtimalleri de yok ederek çıksak sanıyorum bence de iyi olacak. Ama az evvel Şevket Bey'in söylediği gibi çok kolay bir yol değil. Özellikle birlik adı altında kuruluş olması çok daha meşakkatli bir yol. Yöneticilerin kim olacağı, kimlerin yönetim kurulunda olacağı tabii ki önemli. Eray abinin özel sohbetlerimizde hep vermiş olduğu bir örnek var. Sabancı üstünden yürür. Der ki Sabancı hiçbir fabrikasını kendi yönetmez. CEO'ları vardır. Genel müdürleri vardır ve o sadece denetler der. Yani biz özel sohbetlerimizde buna benzer konular olur. Buna benzer Acun Ilıcalı'nın da bir lafı var. Hani kravatlı adamlar benim gibi şortlu ve terlikli adamlara hizmet ederler. Hal böyleyken yönetim kurulu anlamında ben herkesin heyecanını, herkesin iyi niyetini ve niyetlerinin ne kadar halis olduğunu biliyor ve inanıyorum. Fakat bu noktada eğer böyle bir birlik kurulacaksa ve buradaki WhatsApp grubundaki yüzler binlere hitap edilecekse ve ileriki aşamalarda hedeflere doğru giderken tökezlemek istemiyorsak belki profesyonel bir destek de alınabilir diye düşünüyorum. Bunlar benim